Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 30. Olağan Genel Kurulu'nda, hatırımda doğru kalmış, Cumhurbaşkanı'nın konuştu, bu toplantıda konuştu, Olağan Genel Kurulu'da konuştu Cumhurbaşkanı ve gündeminin birinci maddesi ekonomiydi doğal olarak efendim. Enflasyonu tekrar tekhaneye düşüreceğiz dedi Erdoğan. Erdoğan'ın ikinci gündem maddesi ise muhalefetti. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var dedi. Detayları haberimizde izleyeceğiz. İhracat rakamları deprem felaketi sonrası ekonomimizin beklenenden daha hızlı toparlandığını gösteriyor. Sözlerine ekonomiyle başladı. Enflasyonu tek haneye indireceğiz dedi. Bir süredir tüm dünya ile birlikte bizim de başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla artık bu konuda elimiz daha güçlü. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliğini bu meselenin çözümü oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 30. Genel Kurulu'na katıldı. İhracattaki büyümeye dikkat çekti, firmaları tebrik etti. Bu yılki hedeflerini açıkladı. Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı sözü daha sonra muhalefete getirdi. Eleştiri oklarını da Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevirdi. Muhalefetin değişmesi gerektiğini söyledi. Güya milleti barıştırmaktan bahsedenlerin seçim akşamı başlayan kavgası o günden bugüne hiç durmadı. Millete demokrasi vaat edenler iş koltuktan kalkmaya gelince bir gecede nasıl diktatör oldukları anlaşıldı. Parti içi çekişmelerden, baba oğul arasında yaşanan taht kavgalarından bağımsız olarak Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var. Türkiye yüzyılında inşallah bunun da gerçekleşmesini temenni ediyorum.